Herkese merhabalar, ben Çiğdem Adan. Bugün sizle İngiltere'de iş kurmak nasıl oluyor, iş kurmak için neler yapmamız gerekiyor ve kurduğumuz iş nasıl başarılı olabilir? İçimden bunu paylaşmak geldi. İngiltere'de iş kurmak aslında çok kolay. Gerçekten çok kolaylıkla yapılacak, yani yasal prosedürleri çok kolay olan bir işlem ve bunun için kullanabileceğiniz bir sürü firma da var. Ücretler işte 15 pound'dan başlayıp 200 pound'a kadar gidiyor. Peki iş kurmak için ne lazım? Yasal kimliğini seçmeniz lazım şirketinizin. Yani kuracağınız işin, şirket deyip duruyorum. Yasal kimliğini seçmeniz lazım. Yani kişi olarak mı, şahıs firması olarak mı çalışacaksınız? Yoksa bir limited şirket mi olacaksınız? Bunu seçmeniz lazım. Şahıs firmalarında biliyorsunuz yaptığınız bütün işlemlerden kişisel olarak sorumlusunuz. Fakat limited şirket kurduğunuz zaman şirketiniz sorumlu olacaktır yaptığınız işlemlerden. Şirketin yaptığınız ticari faaliyetten doğacak olan borçlar şahıs firmasında sizin şahsınıza ait olacaktır. Borçlar, vergi, ödenmesi gereken vergi size ait olacaktır ve siz sorumlu olacaksınız. Fakat limited şirket olursa şirketinize ait olacaktır bu sorumluluk. Dolayısıyla sizin şahsi sorumluluğunuz olmayacaktır. Yapmanız gereken şey tabii ki bir atraktif, güzel bir şirket ismi seçmek olacaktır. Hem yapacağınız işi temsil etsin, hem de insanlarda birazcık ilgi uyandırsın. İşte biraz bereketli bir isim olsun. Onu seçmeniz gerekiyor. Ondan sonra bir banka hesabı açmanız gerekiyor. Banka hesabı şimdiye kadar çok zorlu açılan bir şeydi. Banka hesabı biliyorsunuz İngiltere'de şahıslar için de banka hesabı açmak oldukça zor. Çünkü işte adres istiyor, adresi belgelemeniz için utility bill dediğimiz o adrese ait kullanım faturaları imzaz etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde şirket içinde bir adres gerekiyor ve o adresi beyan ederek bir banka hesabı açmanız gerekiyor. Fakat online bankalar var. Online bankalar sayesinde bu işlemlerin hepsi çok kolaylıkla halledilebiliyor ve oldukça da yaygın bir şekilde hem özel hesapları için, yani şahıs hesapları için, hem de şirket hesapları için online bankalar tercih edilir hale gelmiş durumda. Şirketin bir banka hesabının olması tabii ki yapacağınız işlemlerde, yani para giriş çıkışlarında, yani yapacağınız ödemeler ve tahsilatlarda çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Şahıs bir şirketi kuruyor iseniz ticaret odasına kaydolmanız gerekmiyor ama limited şirket kurduğunuz zaman muhakkak company sahasına kayıtlı olmanız gerekiyor ve kullanacağınız ismin daha önce kullanılmamış bir isim olması gerekiyor. Company House'da da bu ismin onaylanması gerekiyor. Limited şirket kurduğunuz zaman o şirketin bir direktörü ve company sekreteri olması gerekiyor. Yani bir müdür ve sekreter olması gerekiyor. Hisse sahiplerinin, hissedarların belirlenmesi gerekiyor. Şahıs firması ise muhasebenizden kendiniz sorumlu olabilirsiniz ama limited şirket ise bir muhasebecinin muhakkak işlemlerini götürüyor olması sağlıklı oluyor. Ve ondan sonra da şirketiniz zaten register olmuş oluyor. Ben bunları şimdi böyle uzun uzun aşamalardan geçiyormuşsunuz gibi anlattım ama aslında bütün bu işlemler 15 dakika içinde eğer kafanızda oluşturduysanız, bir business planınız var ise ve şirket açmak istiyorsanız online olarak bilgisayarınızın başına oturduğunuz zaman 15 dakika içerisinde bir şirket kurmanız mümkün. Burada önemli şeylerden bir tanesi şirketin UK'deki bir adrese kayıtlı olması. Çünkü İngiltere'de yapılmış olan kazançların vergileri de İngiltere'de verilecektir. Dolayısıyla sadece company sahası değil bir de HMRC'ye de kayıtlı olmak gerekiyor. Şimdi bunlar olayın yasal şeyleri. Çok merak ettiğiniz başka bir konuya daha değinmek istiyorum. Yabancı olarak, yani İngiltere'de yaşamayan birisi olarak İngiltere'de bir şirket kurabiliyor musunuz? Evet, kurabiliyorsunuz. Fakat bunun için dikkat edilmesi gereken bir şey yine her halükarda bir İngiltere adresi olması ve bir direktörün olması ve bir işte company sekreterinin olması ve bu şirketin İngiltere'de yaptığı kazançların İngiltere'de vergilerinin veriliyor olması gerekiyor.
ve bu şirkete ait siz herhangi bir çalışma faaliyeti gösteremiyorsunuz. Çünkü iş vizesine, yani çalışma vizesine ihtiyacınız olacaktır. Ve bu faaliyetten dolayı da yani çalışarak orada bir gelir de elde edemiyorsunuz. Ama şirketiniz var ise İngiltere'de, yani yurt dışında yaşayarak bir yabancı olarak şirketinizi İngiltere'de açtıysanız, bu şirket üzerinden vergileri verip geri kalan kısmını, vergilendirilmiş kazancınızı kendi ülkenize alabiliyorsunuz. Ama bunu kullanarak vize ve oturma hakkı elde edemiyorsunuz arkadaşlar. Peki şirketi kontrol etmek için buraya gelip gitmeniz nasıl oluyor? Normal business vizesiyle gidip gelebiliyorsunuz ama bir aydan fazla kalamıyorsunuz. Bunları hep yasal olarak, eğer böyle bir ihtiyacınız var ise, böyle bir düşünceniz var ise muhakkak bir yasal danışman, yasal prosedürünü bir danışman aracılığıyla, bir avukat veya muhasebeci aracılığıyla danışarak yapmanız gerekiyor. Evet, peki İngiltere'de şirket açıldığı zaman bunun başarılı olması için, daha doğrusu bir işletmeniz var ise, iş yeri açtıysanız, başarılı olması için ne yapmak lazım? Şimdi birazcık onlardan bahsedelim istiyorsanız, çünkü burada kendi tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, İngiltere aslında yeni işletmeler için, yani yeni bir iş açmak için magnet sanki. Google'da nasıl yeni bir işletme kurulur diye araştırma sayısı ayda 18.000'in üstünde. Bu rakam oldukça büyük bir rakam ve İngiltere'de de hemen hemen her dakikada bir yeni işletme açılıyor. Dolayısıyla İngiltere şu anda, İngiliz ekonomisi yeni işletmelere oldukça açık, yeni fikirlere çok açık. Eskiden çok tutucu olan market şimdi artık yeniliklere çok daha açık. Kendimden örnek vermek istiyorum demiştim ya, benim kız kardeşim çok yeni yeniliklere açık, çok sürekli kafasında fikir üretir, yaratıcıdır yani. Ve şimdiye kadar da birkaç tane iş açıp belli bir seviyeye getirdikten sonra onları sattı. Çünkü yeni bir şeyler yapmayı, yaratmayı çok seviyor. Onun yaptığı işletmelerden bir tanesinde işte daha hiç burada gözleme falan yokken bir kafe açmıştı. Ve o kafede gözleme falan yaptıydı. Börek yaptıydı. Bu tabii söylediğim çok seneler önce. O zaman hiç gözleme yok. Şimdi bir çektiğim videodan hatırlarsanız veyahut da gördüyseniz YouTube'da, Türk Mahallesi diye belirttiğimiz Haringey ve işte Dawson çevresinde hemen hemen 2-3 dükkan arayla bütün yiyecek satan yerlerde ya gözleme yapılıyor, ya işte börek satılıyor veya Türk restoranı, işte lokanta tarzı sulu yemekler falan var. Ama o zaman hiç yoktu ve ilk defa o gözleme yapan bir kafe shop açmıştı. İngilizler de kafenin önünden 6 ay boyunca gelip geçip merak ettikleri halde dükkandan kapılarını uzatıp içeriye girmiyorlardı. Ta 6 ay sonra cesaret edip girmeye başlıyorlardı. Yani tabii ki kafe iş yapmıyor anlamında söylemiyorum bunu, ama odadaki lokal İngilizlerin veya dışarıdan gelen İngilizlerin ne kadar tutucu olduğunu söylüyorum. Şöyle bir değişiklik oldu aslında. İngilizler birazcık da yaş ortalaması daha ilerlemiş olanlar aslında merkezden yavaş yavaş şehir dışına doğru, banliyölere doğru uzaklaşmaya başladılar. Yani daha yerleşim alanlarına doğru uzaklaşmaya başladılar. Fakat şehir merkezine doğru daha çok çalışanlar, ofis çalışanları ve genç bir grup yerleşmeye başladı. Dolayısıyla bu açılan restoranlar, yeni restoranlar, kafeler, işletmeler o kadar çok çeşitlendi ki, tabii bu arada her ülkeden insanın da geliyor olması, buranın oldukça kozmopolit olması, şimdi artık sadece daha klasik ve tutucu Türk restoranları veya İngiliz kafe shoplar görülürken, şimdi Latin Amerika'ndan tutun, Latin Amerikan, Meksikan, Polish, Russian, her ülke yemeğini sunan veyahut da her ülkeden getirilen ürünleri satan artık dükkanlar, değişik organik shop, aklınıza ne gelirse her şey var ve hepsinin de
şu anda bir alıcısı var. Her dakikada bir yeni business açılıyor, yeni bir işletme açılıyor demiştim ama bu işletmelerin, yani yeni açılan işletmelerin acaba ne kadarı başarılı oluyor? %50'ye yakın kadarı galiba, yani %50'nin altında bir başarı oranı dan bahsediyorlar. Peki başarılı olmak için ne yapmak gerekiyor? Yine ben burada kendi tecrübelerime dayanarak söyleyeceğim. Burada istikrar gerekiyor arkadaşlar. İngiltere'de birazcık daha yine kültürün tutucu olmasından kaynaklı. Tutucu derken belki yanlış söylüyor da olabilirim. Yanlış ifade ediyor da olabilirim. Ama burada daha istikrarlı olan işletmeler, yani yaptığını istikrarlı olabilmek için de tabii ki belli bir sermaye ile başlamış olması gerekiyor o işin, ki kendi kendini çevirebilecek zamana kadar destekleyecek finans gücünün olması gerekiyor. Daha istikrarlı olan işletmeler muhakkak daha başarılı oluyor. Ben işimi kurduğum zaman tabii yaptığım işte aslında çok şeyin, hani bir bayanın yapacağı bir iş de değildi. Çünkü inşaat firması, işte showroomlara şey vererek başladım ben. Ebatlanmış mermer malzeme, doğal taş malzeme vererek başladım. Dolayısıyla gerçekten erkeklerin hakim olduğu, dominant olduğu bir sektördü. Daha sonra inşaatlara, projelere, inşaatlara girmeye başladığım zaman daha da erkek hakim bir dünyaya girdim. Benim bu işi yaptığımı gören bir sürü benzer firma beni örnek alarak kabı tabirle bu kız çocuğu bunu beceriyorsa biz hayli hayli beceririz diyerek arkalarında fabrikalar destekli şirketler geldiler, burada yer açtılar, depo açtılar ve aynı işi yapmaya çalıştılar. Burada önemli olan şey istikrarın ötesinde bir de buradaki kültürü bilmek arkadaşlar. İngiliz piyasasındaki geçerli kuralları bilmek gerekiyor. Bunlar yazılı kurallar değil. İşleyişi bilmediğiniz zaman insanlara nasıl yaklaşacağınızı, nasıl cevaplar vereceğinizi, ticari ilişkilerinizi nasıl kuracağınızı bilmediğiniz zaman başarma imkanı da birazcık azalıyor. Onun için ben her ne kadar tutucu lafı doğru değil diyorsam da İngilizlerin, daha doğrusu İngiliz marketinin tutucu olduğu bu anlamda doğru. Onun için ben burada yaşayan birisi olduğum için benim işim başarılı oldu. Tabii ki çok inatçı olduğum için de, çok çalıştığım için de, çünkü çok çalıştım. Burada yaşadığım için biraz daha şanslı oldum. Benden sonra gelenlerin nazaran. Çünkü onların çoğu, galiba çok gelen oldu. Çoğu 2 sene sonra tekrar açtıkları işi veya depoyu her neyse kapatıp geri dönmek zorunda kaldılar. Onların arasından sadece birkaç tane arkadaş benimle beraber aynı işi yapmaya devam etti. Evet arkadaşlar, videoyu ümit ediyorum sadece İngiltere'de iş kurmak nasıldır? İş kurduğunuz zaman bu işin başarılı olması için nelere dikkat etmeniz gerekiyor açısından dinlediğinizi ümit ediyorum. Türkiye'de kurulu bir şirketin İngiltere'de bir şube açması da mümkün biliyorsunuz. Bunun içinde yine company size'a başvuru yapılması gerekmektedir. Evet, İngiltere'nin iş kurmak için bu kadar cazip bir ülke olması bir çok yabancı şirketin merkezinin Londra'da bulunmasından kaynaklanıyor. Aynı zamanda İngiliz hükümetinin yeni açılan şirketlere de, yeni şirket kurmak isteyenlere, iş açmak isteyenlere kolaylıklar sağlaması. Başka ülkelerde, diğer Avrupa ülkelerinde bu işlemler çok uzun sürerken İngiltere'de dediğim gibi çok kısa sürelerde bu halledilebiliyor. Yani işlemler halledilebiliyor ve şirketiniz register olabiliyor. Company's House'a register olabiliyor. Onun için İngiltere'de iş yapma kolaylığı açısından dünyada 8. sırada falan yer alıyor. Bu videoda işte bize vize zorunluluklarından bahsetmiyor olmama rağmen yine de startup vize, innovator vizelerle ilgili düşünceleriniz var ise bu bilgilerin de sizlere faydalı olacağını düşünerek bu videoyu paylaştım. Başka sorunuz varsa konuyla ilgili lütfen sormaya devam edin. Daha detaylı bilgiler paylaşırız ileriki günlerde. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Hepinize iyi günler, başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın.